Hiçbir şey anlatmanıza gerek yok. Sadece davranışınızla ona birçok şey öğretebilirsiniz. Zaman geçiyor, ilerliyor, büyüyor. Özellikle ergenlikten sonra özdeşleşme mekanizması devreye giriyor. Birilerini taklit etmeye başlıyor. Ya bu çocuk salih olan insanları taklit edecek, anne babasını veya çevresindeki hocasını, ilim talebesini veya salih olan insanları, ya da ne yapacak? Gözlerimize sokulan bazı şarkıcı, stand-upçı, sözde sanatçı denilen tırnak içerisinde kişileri taklit etmeye başlayacak. Mesela moda diye bir zırva çıkarmışlar. Falanca ünlüler ne giyerse sen de onu giymelisin demiyorlar ama şeklen sen ona bakarak veya çocuğun, gençler ona bakarak diyor ki ben de bunu giymeliyim. Kendisini ezik hissediyor. Ben onu yaparsam daha modern olurum, daha seküler olurum. İşte çomarlıktan çıkmış olurum, yobazlıktan çıkmış olurum diyerekten insanların gözüne onların hayatlarını sokuyorlar. Emin olabilirsiniz hayatları necaset hayattan başka bir şey değil. Ama orada gösterilen çok cafcaflı, çok güzel, insanların böyle rağbet edeceği bir hayatmış gibi insanların gözüne sokuluyor ve gençler de ona baka baka örnek almaya başlıyor. Niye anlatıyorum bunu abiler? Şundan dolayı anlatıyorum. Acaba bizim hayatımızda rol model örneğimiz, ideal model örneğimiz kim?